insanlar çok dikkatsiz ve ciddiye almıyorlar. Çoğu yerde uyumuyor. Bana bir şey olmaz kafasıyla gidiyor herkes. Maske takılmıyor, sosyal mesafeye uymuyor. Vaka sayıları ne yazık ki hiç azalmadı. Aksine günden güne arttı. Konya'nın ismi ilk beşten bir türlü düşmedi. Hal böyle olunca valilik bünyesindeki il hıfzı sıha kurulunca yeni tedbirler getirildi. Buna göre 65 yaş ve üzeriyle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Vatandaşlar her gün sadece 10 ila 20 saatleri arasında dışarı çıkabilecek ve diğer saatlerde evde kalacak. Bence gerekliydi. Yaşlılarımıza sahip çıkmamız lazım. Onları korumak zorundayız. Özellikle toplu taşıma değil mi? Hem toplu taşıma olsun, şey olsun. Yani yaşlılar sonuçta. Ne kadar kendilerini koruyabilirler ki? Mecbur kalındıysa devlet uygulayacak yani. Bir faydası olur mu? Bir yere kadar olur. Sonuçta bizde bitiyor iş. Yine tedbirler kapsamında risk grubundaki vatandaşlar pazar, AVM ve piknik gibi toplu kullanılan alanlarda bulunamayacak ve yine aynı zamanda toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Güzel bir karar. İyi oldu mu, bir faydası olur mu? İnşallah. İnşallah olur. Çok mükemmel, iyi olmuş yaşlarımız için. Bir yönden iyi, bir yönden kötü. Yani olması gereken bir şey aslında. Çünkü asıl risk grubu onlar diye biliyorum. Uzun zamandır yazılıyor, çiziliyor. Gazetelerde olsun, birçok programda olsun. İşte bu işin ehli insanlar konuşuyorlar. Asıl tehdidin onlar olduğu söyleniyor. Konya Valiliği bünyesindeki il hıfzı sıha kurulunca alınan tedbirler kapsamında düğün ve nişan gibi merasimlere de kısıtlama getirildi. Buna göre 21 Ağustos 2020 tarihinden itibaren salon, sokak, köy ve kır düğünü gibi organizasyonlara en fazla 50 kişi katılabilecek. Bu etkinliklerde mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması sağlanacak. Ayrıca 65 yaş ve üstüyle kronik rahatsızlığı olanlar ve 16 yaş altı vatandaşlar, birinci derece yakını olanlar hariç bu merasimlere katılmamasına, merasimlerin aynı gün içerisinde olacak şekilde saat 22.00'a kadar sonlandırılmasına ve en fazla 2 saat içerisinde bitirilmesine karar verildi. Taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlardaysa yüz yüze taziyelere izin verilmeyecek. Tedbirlere uymayanlara ilgili Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezasının yanı sıra adli işlem de uygulanacak.